Efendim hızlı hızlı devam ediyoruz röportajlara. Az önce bir şiir dinletisi vardı. Ezan girdi. Sevgili Zeynep'im de şık bir şekilde karşıma geldi. Teşekkürler Aksa, merhabalar. Yani, mümkün değil röportaj almanız Zeynep'im. Ben Aksa röportaj vermem biliyorsunuz. Yani gerçekten farklı bir insandır. Sesiyle, duruşuyla, hanımlığıyla ve soyadı gibi birinciliğiyle bambaşka sevdiğim bir kardeşim ve sana gerçekten çok manevi borçlarım var. O yüzden aklım sendeydi. Koştura koştura geldim. Zeynep'im, Osman Tarlacı ve Ferhat Sağlam'ın düzenlemiş olduğu geceye geldin, sahne alacaksın. Bu akşam muhteşem bir konser var. Hoş bulduk Ahmet abicim. Birbirinden değerli güzel sesler var. Ben de burada olmaktan çok mutluyum sizi görmekten. Bu güzel organizasyonda. Herkese şimdiden teşekkürler, katılım sağlayacak olan herkese. Zeynep ne yapıyor son zamanlarda? Herkese soruyorum, sana da soracağım. Yani sahneler devam ediyor ama. Güzel bir şarkı çalışmam var. Oh. Eren Bülbül'le ilgili. Aynen. Haftaya yayınlamayı düşünüyorum. İnşallah takipte kalırsınız. Peki, hayırlı olur. Şarkının bir medya yönünden tanıtımı falan yapılacaksa ben gelirim. Bir, ikincisi haberim olsun. Üçüncüsü öğretmenlik devam ediyor mu Zeynep? Öğretmenlik kontenjan açılmadı. Atamayı bekliyorum. Zaten öğretmenim de hani devlette çalışmak için. Şu anda hala beklemedeyim ama puanım iyi yani. Vallahi şunu söyleyeyim arkadaş, kusura bakmayın ama ben eminim sevgili Zeynep Birinci'nin eğitim vermiş olduğu çocuklarımız hayata daha iyi sarılacaklardır. Çünkü o tatlı diliyle, o güzel yüreğiyle bence böyle öğretmenlere bekletmeyin derim. Yani görün, lütfen görün. Zeynep'im başarılar diliyorum. Biraz çok teşekkürler Ahmet abicim. Bu güzel röportaj için. Herkese sevgiler. Hoşçakalınız. Aslında kısa oldu ama sahne başladı. Devam edin bizi izlemeye.